tamaşaçılarımız, ailənizin Xəzərində həkimlər yenidən iş başındadır. Bugün də bir-birindən maraqlı qonaqlarla sizin qarşınızdayıq. Və elə ilk qonağımız, biz artıq bir müddətdir ki, bir neçə müddətdir ki, sizə anonslar veririk ki, Kaspin International Hospital'ın dəvəti ilə bilirsiniz ki, son aylar Azərbaycana, Türkiyədən çox dəyərli hocalarımız gəlir və burada pasiyentləri müayinə və müalicə edirlər. Elə bir neçə həftə öncə biz artıq anonsa başladığımız bir professor artıq Azərbaycandadır, Kaspin International Hospital'ın dəvəti ilə və mən istəyirəm bu həkimi, bu professoru studiyamıza dəvət edim. Qonağımız Türkiyənin Qazi Üniversitesi Tibb Fakültəsi Urologiya Kafedrasının professoru Dr. Lütfi Tunçdur. Buyurun, doktor. Hoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi studiyamızda görmək. Və əziz tamaşaçılar, suallarınız varsa Həkim Alt Xət İşi Instagram səhifəsinə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz Lütfi Hoca ilə prostat vəzi xəstəliklərindən danışacaq. Bəylərin ikinci ürəyidir desək, yanılmarıq yəqin ki, razılaşarsınız. Evet, haqlısınız. Gəlin, siz başlayın, sözü verək sizə. Çünki sizin tamaşaçılara verə biləcəyiniz məlumatlar düşünürəm ki, məndən qat-qat çoxdur. Buyurun. Şimdi prostat hastalıkları dediğimiz zaman esasında tam olarak vatandaşlar tarafından, hastalar tarafından bilinmeyen bazı şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi prostat hastalıkların bazısı kanserdir, bazısı iyi huylu prostat dediğimiz idrar yapamayan hasta grubudur. Şimdi prostat kanseri olan hiç şikayeti olmayan hastalar olabilir. Onun için hiç şikayetiniz olmasa bile mutlaka bir üroloğa gitmemiz gerekir belli bir yaş sonrasında. Hı-hı. Ailede bir prostat kanseri varsa 45 yaşından sonra mutlaka bir üroloji muayenesi önerilir. Hı-hı. Ailenin işte amcasında varsa, babasında varsa oğlu mutlaka gitmesi gerekir. Hı-hı. Doktora. Bir kan tahlilimiz vardır PSA diye. O tahlil yapılır. Bir de muayenemiz vardır. Hı-hı. Üroloji muayenesi. Yani ailede artık prostat xərçəngi diagnozu koyulan kimse varsa mütləq növbəti nəsil 45 yaş üzəri 45 yaşlarda gitmesi gerekir doktora. Mütləq bir urologa getməlidir. Şikayət olmasa belə. Tabii, şikayət olmasa. Zaten prostat kanserinde şikayət olacak diye bir şey beklememek lazım. Hı-hı. Yani iyi huylu prostat olabilir. Yani bir tıkanıklığı vardır. İdrar Hı-hı. yapmasında sıkıntı vardır. Hastada kanser de olabilir, olmayabilir de. Aha. Yani onun için şikayeti beklemeyeceğiz biz. Hı-hı, 50 yaşından sonra da ailede prostat kanseri olmasa bile mutlaka rutin muayeneye gitmek lazım. Hı-hı. Ve kan tahlilleri yaptırmak lazım. Ama hocam bir şey var ki bizim toplumda, yəqin ki sizin toplumda da var belə bir şey ki, insanlar şikayeti yoksa doktora gitmek istemezler. Və bu da təəssüf ki, çox zaman həkimə gecikmiş müraciət etməyimizin səbəbi məhz vaxtında belə şikayətləri göz ardına almaq və ya şikayət olmadan check-up müayinələrə getməməkdir. Evet. Bəs irəli stadiyalarda, mərhələlərdə hansı şikayətlər varsa biz siqnal simptomlar deyil. Çünki prostat problemləri bir çək xərçəngdən ibarət deyil, başqa evet, problemlər tabii. də var. Yəni hansı o siqnal biz qırmızı bayraqlar deyirik? Siqnallar varsa, siqnal simptomlar varsa artıq dərhal gecikdirmədən doktora getmək lazımdır. Şimdi İlk önce biraz önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. 50 yaşlardan sonra mutlaka hiç şikayet olmasa bile doktora gideceksiniz. Uh-huh. Onun haricinde eğer idrar yapmayla ilgili sıkıntısı varsa, idrar tansiyonu azaldıysa, uh-huh. idrar yapmada başlamada güçlük varsa, yaptıktan uh-huh. sonra idrar kalmış gibi hissedip tekrar tuvalete gidiyorsa bunların hepsi uh-huh. bir tıkanıklık olduğunu gösterir. Uh-huh. Bunun için de mutlaka bir üroloji hekimine uğraması gerekir doktor, uh-huh. hastanın. Şimdi burada o zaten gideceği klinikteki doktor şunu yapacaktır ayrımını. Uh-huh. Bir muayene yapacaktır ve PSA tahlili yapacaktır, bir işeme testi yapacaktır. Uh-huh. Hastalığın ne problemi olduğunu ortaya koyacaktır. Yani kanser şüphesi varsa zaten bir MR çekecektir. Uh-huh. Yeni yöntemler var artık, multiparametrik MR diye bir yöntem var. Uh-huh. Eskiden tanıya koyamadığımız tümörcüleri artık MR'la tanı koyabilir duruma geldik. Uh-huh. Şüphelendiğimiz durumda... Yani biyopsiye ihtiyacı yoktur mu bu MR'lar? Hayır, var. Ama lezyonun yerini tespit ediyoruz. Eskiden uh-huh. tespit edemezdik. Şimdi lezyon yerini tespit ediyoruz ve direkt lezyondan biyopsi yapıyoruz. MR, ultrason, fusion biyopsi dediğimiz Aha. çok yeni teknolojiler bunlar. Bunlarla Aha. tümör atlama ihtimaliniz sıfıra yakın oluyor. Yani çok üst düzeyde yüksek oranda tümörü bulabiliyorsunuz var ise. Aha. Olacak anlamına gelmiyor. Bakın MR'da şüpheli lezyon gördüm. İlla kanser olacak anlamına gelmiyor. Ama büyük oranda kanserin yerini gösteriyor. Aha. Şimdi kanser mi değil mi aşamalarını geçtikten Aha. sonra eğer kanser varsa, prostat kanseri varsa ki erkeklerde yaş arttıkça bu prostat kanseri görme ihtimali artıyor. Yani hı hı. şöyle bir şey de söylenir. Yani 100 yaşa kadar herkes yaşasın mutlaka prostat kanseri görülür tarzında da bir düşünce vardır. Çünkü kimisi 40 yaşında görülür, kimisi 60 yaşında, hı hı. kimisi 80 yaşında. Prostat kanserinin yaşlanan nüfusta, toplumda çok görüleceğini biz biliyoruz. Hı hı. Bunun tedavileri, yani prostat kanserinin tedavisi farklıdır. İyi huylu prostatın tedavisi farklıdır. Aha. Prostat kanseri varsa... lokalize ise yani dışarı taşmamışsa bunun tedavisini biz
cerrahlar olarak ameliyat oluyoruz. Tabii radyoloji, radyasyon onkolojisi de bir radyoterapi alternatifi de var. Hı-hı. Bunun haricinde daha minimal invaziv dediğimiz daha az girişimsel Hı-hı. yöntemler var. Bunlar işte yalnızca o bölgeyi, tümör olan bölgeyi yok etmeye yönelik Hı-hı. tedaviler var. Fakat günümüzde artık altın standart anlamına sorduğunuzda Hı-hı. prostat kanserinin cerrahisidir. Bunda da en son nokta robotik cerrahidir. Aynen de. Hocam o zaman böyle bir soru verin. Bugün biz prostat kanseri, prostat xərçəngi diagnozunu eşitməyimizin səbəbi bəylərimizin uzun ömürlü olmasıdır mı? Yoxsa diagnostik metodları mı daha belə deyək, irəliləməsidir mi, inkişaf etməsidir mi? Nədir səbəb? Tabii, yaş artması bir faktör, erken tanı bir faktör. Önceden PSA gibi bir test bilinmezken şimdi biyopsiler başladı. Yani onun için erken tanı... bazı insanlar hayatlarının son buluyordu. Ne oldu belli olmuyordu belki ama belki prostat kanseriydi. Onun için tabii erken tanı çok önemli. Yani şimdi erken merhalelerde diagnoz koyma şansımız tabii, daha çoktu. Yani tanı mutlaka tanı olmadan zaten tedavi de veremezsiniz. Yani hastanın iyi huylu prostatı mı var, kötü huylu prostatı mı var, prostat kanseri ameliyatı mı olacak yoksa iyi huylu prostat hastalıklarının yani tıkanıklığa bağlı bir ameliyat mı olacak? Şimdi burada ilk önce biz iyi huylu prostatta mesela medikal tedavi veriyoruz. İlaçla tedavi etmeye çalışıyoruz. İlaç yetmediği dönemdeyken tabii iyi huylu prostata da cerrahi tedavi öneriyoruz. Şimdi prostat kanserine baktığınızda iki cerrahiyi karşılaştırmak için söyleyeyim ben size. Birisi iyi huylu prostat, birisi de prostat kanseri. Prostat kanserinde şu anda altın standart diyebileceğimiz yöntem artık robotik cerrahi. Robotik cerrahiyle prostat kanseri tedavisi ve bir 5-10 yıl... ameliyatları o zaman siz yakın ki Türkiye'de edirsiniz. Çünkü burada yani bildiğim kadarıyla robot yoktu. Evet, yurt dışında da yapıyoruz. Rusya'da, Almanya'da, İtalya'da da yapıyoruz. Bizim kendimize has bir yöntemimiz var. Bu yöntemin özelliği şu. Biz hastalara diyoruz ki ameliyat öncesinde idrar kaçırmıyorsan prostat kanseri ameliyatından sonra da idrar kaçırtmayız diyoruz biz. Ve biz hasta yakınlarını ameliyata sokuyoruz. Ameliyathanede giriyorlar, seyrediyorlar. Bu robotik cerrahiyenin üstünlüğü nedir diğer cerrahi? Daha dakik mi icra edirsiniz? Sizin bakın, mi işinizi asanlaştırır? Evet, robotik cerrahi şöyle bir yanlış algılama var. Onu ben düzeltmek istiyorum. Bir cerrahi de bir isim mesela robotik prostat kanseri. Bu bir isimdir. Yani pazara gittiğinizde bir elma alırsınız. Elma bir isimdir ama elmanın 1000 çeşidi vardır. En iyi kalitelisinden en lezzetsizine kadar. Robotik cerrahi de böyle bir şeydir. Robotik cerrahi de standart bir şey yapılamaz. Yani cerraha bağlı bir tedavidir bu. Cerrah o konuda yetkili ve ehil kişi ise iyi bir iş üretir. Onun için halk şey görmesin, yani ben robotik cerrahi iyi olup olmadığını cerrah belirler. Cerraha göre değişen bir şeydir. Okuldu. Standart bir şey çıkmaz yani. Ama iyi ellerde robotik cerrahinin sonuçları çok iyidir. Kıyaslanmaz yani. Diğer açık cerrahiyle kıyaslanamaz. Yani yarıştıramazsınız bile yani. Alakasız sonuçlar çıkar. Şimdi robotik cerrahiyle bir, gözünüzün göremeyeceği büyütmeler sağlar. Yani 12 katla 16 kat arasında büyütme sağlar. Elinizin hareket normalde 240 derece, 270 derece dönebilir elim. 540 derece çevirebilirsiniz. Dokunma hissi yoktur ama bence dokunma hissinin olmaması cerraha, iyi bir robotik cerraha katkısı bile vardır. Yani onun için robotik cerrahi bir hasta için, prostat kanseri hastası için doğru ellerde mükemmel sonuçlar verir. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, bir elanı nəzərinizə çatdırım. Qeyd edim ki, Türkiye'nin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Urologiya Kafedrasının Profesörü Dr. Lütfi Tunç, Kasped International Hospital'ın davetiyle hal-hazırda Azerbaycan'dadır ve bugün bir de sabah iki gün bütün növ uroloji şikayetleri olan hastaları kabul edecektir. Böyrək daşı hastalığı, böyrək kistası, böyrənin bəd xasiyyəli şişleri, böyrək üstü vəzin bəd xasiyyəli ve xoş xasiyyəli şişleri, prostat vəzinin xoş xasiyyəli böyüməsi, prostat vəzi xərçəngi, CD2 səsi xərçəngi ve cinsiyyət üzvlərinin bəd xasiyyəli ve xoş xasiyyəli şişleri. Həkimin qəbulu Caspian International Hospital'da keçiriləcəkdir. Qəbula önceden yazılmak için ekranda gördüğünüz nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Əlavə məlumat için klinikanın uroloqu doktor, uzman doktor Seymur Kərimov ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070 478 47 48. 8 Mart artıq keçdi, geridə qaldı. Məncə indi bu 8 Mart stresindən çıxmış bəylərimiz öz sağlamlıqlarını qorumaq üçün müraciət etsinlər. Bu Caspian International Hospital çox gözəl təşəbbüsdür ki, biz artıq xaricdən gələn kolleqalarımızın da fikrini soruşa bilərik və artıq dünyada hansı müalicə metodları varsa, bütün bunları bu həkimlər çox uğurlu Azərbaycanda tətbiq edir.
Düz dedim yakin ki hamısını. Elav etme istediniz evet. Neyse varsa buyurun. Evet. Şimdi robotik cerrahi tabii. Ben de yakin tamaşaçılar da maraqlıdır ki robotik cerrahi. Bu ameliyatı robot edir yoksa siz edirsiniz? Şimdi robot bir araç. Aha. Cerrah ne yaparsa robot onu yapar. Elimizin aha. Aynısıdır. Bizim mesela kameralarımız da robottu. Ama yukarıda oturuplar. Onları şimdi idare edirler. Daha komik bir şey. Aha. Yani bundan daha komik bir şey. Robert maşındı, siz ise sürücü. Evet. Aha, evet. Aydındır. Ama işte tabii daha komik. Yani bir sürü aha. Kol var. Kolların hareketleri belli. Ya siz cerrahi yapıyorsunuz. Elinizde makas var, bisturi var, pens var gibi düşünün. Yani onlar olmadan yapamazsınız. Aha. Robot da cerrahın elleridir. Aha. Nasıl kullanırsa cerrah o elleri o şekilde devam eder. Aha. Şimdi iyi huylu prostatta ise tabii durum farklıdır. Aha. Biz o prostat kanserinde bir portakal gibi düşünün prostatı. Aha. Tümümüzü söküp çıkartıyoruz. Hı hı. İyi huylu prostatta ise portakalın içi çıkartılır. Bu adenomlardan da aşağı. Adenomlar. Şimdi ama aha. Burada tabii birçok yöntem vardı. Kazıma yöntemi, kapalı prostat hı hı. Yöntemi, açık prostat yöntemi, green light dediğimiz yöntem. Ama şu anda altın standart yöntem olarak 21. yüzyılda gösterilen yöntem Holip yöntemi. Hı hı. Şimdi bizim avantajımız biz laparoskopik cerrahi 2003 yılından beri yapıyoruz. Üzerine robot ekledik. Şimdi Holep. Bunlar bir Lego parçası gibi. Bunlar birbirinden bir birleşik esasında. Yani iyi bir laparoskopi yapıyorsanız robota çok kolay geçersiniz. İyi bir laparoskopi robot yapıyorsanız Holep'e çok kolay geçersiniz. Hepsi bir bütün esasında. Holep'te ise giriyorsunuz hiç kesmeden prostatın içini lazer yöntemiyle çıkartıyorsunuz ve idrar torbasına atıyorsunuz. Hasta 1,5 gün sürüyorsunuz maksimum 3 gün sonrasında. Hiçbir idrar sıkıntısı olmadan hayatına dönüyor. Katetersiz. Tabii zaten bir gün önce çekiyoruz kateteri. Aha. Yani 18-24 saat içinde çekiyoruz kateteri. Aha. Yani 3-4 gün yani, sonra normal hayatına gaydır. Yani bir buçuk gün sonrasında normal hayatına. Ve dediği şu oluyor ortak cümle. Ben 20'li yaşlarıma döndüm diyor. Cinsellikte bozukluk yok. İdrar tazliği 20'li yaşlar. Aha. Şimdi tabii bu ameliyat ama esasında öğrenilmesi zor bir ameliyat. Yani biraz önce söylediğim gibi laparoskopi robotu bileceksiniz ki el kol hareketleri, üç boyutlu algı gibi bütün özellikler esasında Holep yapabilmek için gerekli özellikler. Bunları yapamadığınız takdirde bu ameliyat gerçekten zor bir ameliyat. Yani zaten, ameliyat teknikası çetindir. Tabii. Yani aha. İsim olarak Holep yöntemi yıllardır biliniyor ama hani standart olarak yapılmaya başlanması daha son 1-2 yıldır bazı kliniklerde hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Şimdi bizim ürolojinin en büyük avantajı veya dezavantajı şu. Teknolojiye çok yakın bir branşız. Bütün teknolojik aletleri çok hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyoruz. Fakat yetişilemiyor. Yani siz kaçırırsanız bu trendi yetişemiyorsunuz. Cerrah olarak yetişemiyorsunuz. Onun için hiç biz cerrahlar olarak da laparoskopi, robot, Holep diye devam ediyoruz. Önümüzde ne yani, var bilmiyorum. Holep robottan sonra gelen bir yöntem. Robottan sonra gelen değil. Aha. Prostat kanseri ameliyatında en iyi yöntem robot. Kızıl standart evet. Robot. İyi huylu prostatta aha. Benim kanaatim Holep. Holep. Bu zaten yakın zamanda sonucunu gösterecek. Aha, çünkü hastaların memnuniyetinden dolayı o yöntem altın standart olacak. Hı-hı. Hasta memnuniyeti bizde en önemlisidir. Hı-hı. En önemli sonuç hasta mutluluğudur. Bence eğer de. Hasta mutluysa, memnun kalmalı. Tabii hasta mutluysa o yöntem tutar. Hı-hı. Onun için iyi huylu prostatta da Holep yöntemi. Zaten bazı yayınlar çıkmaya başladı. Hı-hı. Yani 21. yüzyıl standart, altın standart yöntemi Holep mi diye çıktı. Hı-hı. Bu yayın çıktıysa insanların sonuçlarına göre çıkıyor bu. Hı-hı. Araştırmalara göre çıkıyor. Onun için benim kanaatim Holep yöntemi altın standart olacak gibi gözüküyor. Hı-hı. Şimdi biz zaten bu yöntemi, Holep yöntemini tüm dünyada kongrelerde yapıyoruz. Hı-hı. Holep Akademi geçen hafta geldi başkanları. Onların gözlemleri altında 3 tane Holep ameliyatı yaptık. Holep Akademi'nin resmi yöneticisi olduk. Hı hı. 2012 yılından beridir de zaten Da Vinci firmasının yani prostat kanseri kullandığımız robotik cerrahinin 2012 yılından beri de resmi yöneticisiyiz. Yani tüm yurt dışında bu ameliyatları yapıyoruz. Hı hı. Tabii bunları hepsini toplamak gerekirse burada önemli olan bir basic temeliniz olacak. 3 boyutlu algı anlamında. O da laparoskopidir. Laparoskopi. Yani laparoskopiyi çok iyi bildiğiniz takdirde bunlara geçebiliyorsunuz. Tabii. Hı hı. Geçebiliyorsunuz. Onun da büyük avantajını biz tabii dünya ile beraber öğrendik bu ameliyatı. Amerika ile beraber öğrendik. Hı hı. Nitekim dünya kongre ameliyatlarını yaptık. Avrupa Üroloji kongre ameliyatlarını yaptık. Bilirim ben izleyirim sizi. Kendi yöntemlerimizde ameliyatlarımız şimdi mesela önemli firmaların standlarında tüm dünyada gösterilecek kendi yöntemlerimiz. Aha.
tüm dünya kongrelerinde gösterilecek. O da tabii büyük bir gurur veriyor bir Türk olarak. Bence de bize de gurur verir ki böyle değerli hekimler Azerbaycan'da da bizim halkımıza da hizmet göstermek için Azerbaycan'da da bilirim ki zamanınız çok mehduttur. Bir baxırsınız bir uçaqdadır, bir baxırsınız geri döndü. Ama ne yaxşı ki bugün Azerbaycan'dasınız ve tamaşaçılar. Nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Kaspin International Hospital'ın daveti ilə hal-hazırda Azərbaycanda olan və bugün və sabah yalnız iki gün Kaspin International Hospital'da xəstələri qəbul edəcək. Türkiyənin Qazi Universiteti Tibb Fakültəsi Urologiya Kafedrasının profesörü Dr. Lütfi Tunçdur. Və qeyd edim ki, 9-10 mart tarixlərində bütün nevroloji şikayətləri olan xəstələr müraciət edə bilərlər. Böyrək daşı xəstəliyi, böyrək kistası, böyrəyin bəd xəstəli şişləri, böyrək üstü vəzin bəd xəstəli və xoş xəstəli şişləri, prostat vəzinin xoş xəstəli böyüməsi, prostat vəzi xərçəngi, CD kisəsi xərçəngi, cinsiyyət üzvlərinin xoş xəstəli və bəd xəstəli şişləri. Həkimin qəbulu Kaspian International Hospital'da keçiriləcəkdir. Qəbula yazılmaq üçün ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edə bilərsiniz və ya bizim həm yerlimiz uroloq uzman doktor Seymur Kərimov ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 070-478-47-48-dir. Hocam, belə bir sual verim sizə. Bu əməliyyatlar üçün hər hansı bir yaş məhdudiyyəti varmı ki, deyək ki, ən yaşlı xəstəniz neçə yaşında olub? Belə qoyum sualı. Çox yaşlı hastaları prostat kanseri cərrahisi yapmıyoruz. Yani ben 75 yaş üzerinde prostat kanseri cerrahisi yapmıyorum. Çünkü alternatif yöntemler de var. Risk, bir terazi gibi düşünmek lazım. Yani anestezi vererek risk altına alıyorsanız hastayı, o hastaya uygun değil. Ama idrar yapamayan bir hasta için iyi huylu prostat, yani idrar yapamayan bir tıkanıklı olan hasta için onun yaşı yok. Çünkü 90 yaşında da olsa idrar yapamıyor, son dalıysa o hastayı eğer anestezi alabiliyorsa ameliyat yapacaksınız. Ama seçeceğiniz tedavi seçeneği hastanın riskine göre belirlenir tabii. Yani burada siz tərəfdən deyil, risk anestezioloq tərəfdən ola bilər. Düz anladım. Aha, aydındır. Mənə maraqlıdır ki, digər hansı xəstəliklərlə sizə müraciət edə bilər pasiyentlər? Yəni, prostat vəzi xərçəngi, prostat vəzi xoş xəstəli şişlərindən başqa. Şimdi biz de laparoskopik cerrahız, biraz önce bahsettiğim gibi. Bizim kendi yöntemlerimiz var tüm dünyada. Kitap bölümlerine girmiş, dünya kongre ameliyatlarını yaptığımız böbrek kanseri, böbrek üstü bezi tümörü gibi. Bu hastalarda laparoskopik olarak biz kapalı olarak bu böbreği çıkartıyoruz. Çok güvenli ve hızlı bir yöntemle. Yani hızlı derken elimiz hızlı değil bizim. Biz anatomiyi çok iyi biliyoruz ve dünyadaki yazılmış bazı kriterlerin esasında yanlış olduğunu yeni kriterler yazarak onu gösteriyoruz. Diyoruz ki bakın 1969 yılında yazılmış bir kriter var mesela laparoskopik nefrektomi yönteminde böbreği çıkartma, böbrek kanserini çıkartma yönteminde. Biz onun farklı bir standart yöntemin karşısında farklı bir sıralamayla geliyoruz, gösteriyoruz. Canlı yayın ameliyatlar yapıyoruz ve sonuçta da kitap chapter'larına giriyor bu. Yani beğenilmese ve yani çok doğru olduğu gösteriyor. Yani burada yani yeterince ameliyat sayı da olmalıdır ki onlar o kitaplara girsinler. Tabii göstermiş çünkü olmanız lazım. Çünkü elmi çalışmalar sayı yani avantajını gösteriyor olmanız lazım. Bir belli bir sayıda olması gerekir bunun. İkincisi doğru olduğunu ikna etmeniz lazım diğer meslektaşlarınıza. Ondan sonra zaten kitap çeptirlerine göre, kitap bölümlerine göre. Aydındır. Ve tamaşaçımızın bir sualı var ki, mədə kreatinin ve ürey yüksektisi, onu ilaç dermanla, ilaçlarla endirmek olar mı? Şimdi bu tabii farklı bir, yani eğer taşı varsa, tıkanıklığı varsa o bizim branşımız. Fakat yalnızca böbrek fonksiyonları bozuksa o nefrolojinin branşı. Onun için bir nefrolo, eğer öyle hiçbir sıkıntısı yokken, ya tıkanıklığı yokken, taşı yokken, bir problem varsa nefroloji tarafından cevaplandırması daha doğru. Sonra soruşurlar ki uşaqlar da müraciət edə bilər mi? Çocuklar da müraciət edə bilər mi? Ben çocuk hastalıklarla ilgilenmiyorum. Esas büyük yaşlı hastalar. Ama yine de Kaspin International Hospital'a müraciət ederek siz diğer suallarınızın da cevabını tapa bilirsiniz. Qeyd edeyim ki, Türkiye'nin Gazi Universiteti Tibb Fakültesi Urologiya Kafedrasının profesörü Dr. Lütfi Tunç klinikanın davetiyle 9-10 Mart 2017 il tarihlerinde bütün nöbroloji şikayetleri olan hastaları kabul edecek. Böyrək daşı hastalığı, böyrək kistası, böyrəyin bəd xəstəli şişleri, böyrək üstü vəzin bəd xəstəli ve xoş xəstəli şişleri, prostat vəzin xoş xəstəli böyüməsi, prostat vəzi xərçəngi, CD kisəsi xərçəngi və cinsiyyət üzvlərinin bəd xəstəli və xoş xəstəli şişləri. Həkimin qəbulu Kaspian International Hospital'da keçiriləcək. Qəbula yazılmaq üçün ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edə bilərsiniz və ya əlavə məlumat üçün
klinikanın urologu uzman doktor Seymur Kerimov ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 070 478 47 48. Biz təşəkkür edirik Aspen International Hospital belə gözəl təşəbbüs üçün. Hocam, bu əməliyyatlardan sonra deyək ki, prostat xərçəngi və ya prostat adenom əməliyyatlarından sonraki həyat. Kişiləri bir çox məqamlar narahat edir ki, sonra bu yenidən yarana bilərmi? Daha sonra cinsi həyatına mənfi təsir edə bilərmi? Yəni, mən istəyirəm, biraz bu haqda ətraflı məlumat verir. Çünki bəzən uzatmağımızın səbəbi məhz bizim qorxularımızdır. Buyurun. Mən yalnızca prostat kanseri üçün sorduğunuz qalib soruyu. Prostat öbüründə çünki cinsəllik, iyi huylu prostatda, holetdən sonra cinsəllik falan bozulmaz. İdrar kaçırma sıkıntısı da olmaz. Şimdi prostat kanseri ameliyatlarında bakıldığında, evet ameliyattan sonra idrar kaçırma olabilir, cinsellik bozulabilir, bir sürü şey görürsünüz. Burada bizim avantajımız, verdiğimiz, işte hastalarımıza verdiğimiz en büyük fayda belki de bir, kanserini tam olarak çıkartacaksınız hastanın. İkincisi ise bence idrar tutturmak. Cinsellik benim iddialı olmadığım bir durumdur. Çünkü prostat ameliyatı yaparken nörovasküler bundle dediğimiz yapı yalnızca 5 ve 7 izasteri saat olarak oradan geçmez. Tüm prostatın etrafında var. Onun için cinsellikte prostat kanser ameliyatlarında evet düşüş olur. Ama önemli olan burada bence doğru bir onkolojik cerrahi yapmak. İdrarı prostat kanserini temizlerken kanser bırakmamak. İkincisi ise idrar tutturabilmek. Evet, bizim kendi yöntemimiz ve uyguladığımız, yani Türkiye'de ve yurt dışında uyguladığımız yöntem, göstermek amaçlı, eğitim amaçlı gittiğimiz yerlerde uyguladığımız yöntemle biz idrar tutturmayı %100'e yakın bir şekilde sağlıyoruz. Çok güzel neticedir bence. Çok güzeldi ki böyle bir garantili ameliyat artık biz bugün iddialıyız. Belli bir dönem, geçiş döneminde damlatmaları olabilir. Benim kastettiğim bezle gezme, idrar kaçırma. Damlatmaların da süresi vardır, o damlatmalar da geçer. Nedir? Yaşa göre değişir. Bazılarında hiç olmaz. Damlatma dediğimizde birden ayağa kalktığında, birden oturduğunda, öksürdüğünde, aksırdığında, yoksa tıp tıp sürekli damlatma tarzında değil. Yalnızca hareketlerle damlatma. Onun haricindeki, yani benim kastettiğim işte idrar kaçırmada bezle gezme tarzında bir şeyimiz olmaz bizim. Aydındır. Ve hocam bizim popülasyada, bizim toplumda biz tez böyrək kistaları diagnozunu eşidirik. Bunların müalicəsində müasir uroloji yöntemlerden hansı öndədir ve qızıl standartdır? Evet, şimdi kistler de bazıları kistlerin kanserdir, tipleri vardır. Bazıları normal kistlerdir. Bazıların boyutu küçüktür, bazıların büyüktür. Şimdi bunlara göre her şey değişir. İyi huylu kistler varsa takip edilebilir boyutuna göre. Bazıları ise büyük boyuttadır. Onları ameliyat etmek lazım. Ve bunlarda da biz laparoskopik kist eksizyonu kullanıyoruz. Yani laparoskopik olarak gireriz. O kisti çıkartırız. Ama kanser olma ihtimali olan kistlerde ise biz laparoskopik olarak gireriz. Ve o bölgeyi böbrekle beraber, böbreğin o kısmındaki parçayla beraber çıkartırız. Bunun ismi de laparoskopik parsiyel nefrektomiye girer. Böğren pür hissesinde götürmüş olabilirsiniz. Tabii ama tümör şüphesi var. Tümör olduğunu düşünüyorsak yaparız onu. Tümör olmazsa normal kist eksisyon dediğimiz bir ameliyat yaparız. Aydındır. Ama laparoskopik olarak her şey. Bu da laparoskopikdir. Yani açık ameliyat değil. Değil. Məhz deyək ki, böğreğin de çıxartmaq məcburiyyətində qaldınız bəzi durumlarda. O da laparoskopikdir. Digər bir böğreğlə yaşamaq, yani bu hayat keyfiyyətində mənfi təsir göstərmir ki xəstələrin? Yani şimdi şöyle düşünün. Diyalize giren hastalara baktığınızda %95'inin belki iki böbreği vardır. Yani sizin bir böbreği kanser sebebiyle almanız veya çalışmayan bir böbrek sebebiyle almanız hastanın diyalize gireceği anlamına gelmez. Bir böbrek çoğunlukla yeter. Yeterli. Bazı insanlar öyle bir böbreği iştir, öbürsü tabii, işlemir. Böyle tabii mesela habersiz olur. Nakli olacak, akrabasına böbreğini veriyor. Veren kişiye problem oluyor mu? Olmuyor. Aydındır. Ve siz az önce qeyd etdiniz ki 40 yaş üzeri beyler PSA analizi vermelidir. Yani ailede prostat kanser hikayesi varsa 40'lı 45'li yaşlarda, yoksa 50'li yaşlardan sonra mutlaka bir doktora gitmek lazım. Bunu hansı aralıklarda vermek lazım? 6 ayda bir mi, ilde bir mi? Şimdi bu tamamen hastanın durumuna bağlı. Yani hasta geldi, ailede prostat kanseri var. PSA'sını istediğiniz, evet bunu daha sık aralıklarla yapmanız gerekir takiplerini. Ama PSA geldi hasta, PSA üst düzeye yakın, muayene ettiğiniz normal ama şu daha erken çağırırsınız, PSA hızlı mı yükseliyor diye bakarsınız.
Veya geldi hasta, baktınız yüksek, muayene ettiniz, şüphe var, biyopsi yaptınız. Ondan sonraki, yani bu tamamen doktorun verecek kararı. Burada iki PSA var, serbest var. Bir de total var. Total var. Total ikisine var. De bakmak lazım da yoksa? Tabii ikisine de bakmak lazım. Daha çok informasyon bu total herşenki PSA, hakkında hansı verir? Total PSA'dır. Total. Fakat şüphede kalındığında onların birbirine oranı vardır. Serbestin totali oranı vardır. Onun belli bir oranın üstünde olması lazım. Üstünde değilse doktoru daha da şüphelendirir. Ya burada bir şey olabilir denilir. O zaman işte multiparametrik MR dediğimiz MR yöntemine devreye girer. Ve gerekirse de biyopsi yapılır. Hocam, bana bir soru ünvanlayacağım. Siz testsiz gelip gelirsiniz Azerbaycan'a. Bizim ortak dostlarımız var. Ama gelip gitmişsiniz. Evet. Yani Türkiye ile Avrupa ile birçok ülkelere gelirsiniz. Buna göre bana maraqlıdır. O ülkelerle müqayisede Azerbaycan'da öyle bir hastalık var mı ki ona daha sık rast geldiniz, təcrübləndiniz? Sen de mi bu beləymiş dediniz? Var mı öyle bir? Veyahut yani, bizim insanlara bu mövzuda biraz gözü açık olun demek istediğiniz belki nesel var. Prostat kanseri fazla bence. Çoktu. Prostat kanseri uzak doğuda mesela yoktur prostat kanseri ama Azerbaycan'da, Türkiye'de de fazla ben. Onun için Azerbaycan'da prostat kanseri yönünden uyanık olmak lazım. Aydındır. Ve bizim son bir dəqiqəmiz var. Belki nesel bir sözünüz var tamaşaçılarımıza ünvanlamak istəyirsinizsə. Sizin de son sözünüzü alaq. Sonra sağ olun aşağı. Evet. Belli bir yaştan sonra erkeklere mutlaka bir üroloji kontrolüne gitmesini öneriyorum. PSA kontrollerini öneriyorum. Çünkü prostat, iyi huylu prostat hastalıkları zaten sıkıntıyla belli olduğu için doktora gittiğinizde ne zaman çok sıkıntınızı yaşadığınızda gidiyorsunuz, tedavinizi oluyorsunuz. Fakat prostat kanserinde hiç şikayeti olmayabiliyor. Ve kontrole gitmediğinizde, gitmediğiniz dönemde atlanabiliyor bu hastalık. Ve doktora gittiğinizde iş işten geçebiliyor ve cerrahisi lokalize olan hastalıkları yapılır cerrahi veya radyoterapi. Lokalize olmayan hastalıklarda çok kötü sonuçlar olabiliyor ve ona üzülüyoruz. Ona göre vaktinde müracaat edin. Üzülüyoruz. Onun için mutlaka erken dönemde mutlaka üroloji doktorlarına gitmesini öneriyoruz. Aydındır. Ben size teşekkür ederim. Stüdyomuza geldiğiniz için çok hoş oldu. Ben sizinle bu stüdyoda paylaşmak. Bilmiyorum beğendi stüdyomuzu yoksa yok. Çok siz beğendim. Çok stüdyolarda olmuşsunuz. Bu konuda çok çalışıp gelmişsiniz. Benim kadar üroloji biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok hoş oldu sizden de bu kıymeti almak. Minnettarım sizi yola salım ve tamaşaçılarım bir daha sizin hakkınızda məlumat vereceğim. Çok hoş oldu hocam. Sağ olun. Sağ olun. Ve tamaşaçılar, qeyd edim ki, qonağımız Türkiye'nin Gazi Üniversitesi Tibb Fakültesi Urologiya Kafedrasının Profesörü Dr. Lütfi Tunci idi. Ve bir elanı nəzərinizə çatdırım ki, Kaspin International Hospital'ın dəvətiyle Türkiye'nin Gazi Üniversitesi Tibb Fakültesi Urologiya Kafedrasının Profesörü Dr. Lütfi Tunci klinikamızın dəvətiyle 9-10 mart tarihlerində, yəni bugün ve sabah yalnız 2 gün, bütün növ uroloji şikayetleri olan xəstələri qəbul edəcək. Böyrək daşı xəstəliyi, böyrək kistası, böyrəyin bəd xasiyyəli şişləri, böyrək üstü vəzin bəd xasiyyəli və xoş xasiyyəli şişləri, prostat vəzi, vəzinin xoş xasiyyəli böyüməsi, prostat vəzi xərçəngi, CD kisəsi xərçəngi, cinsiyyət üzvlərinin bəd xasiyyəli və xoş xasiyyəli şişləri problemləri ilə müraciət edin. Yalnız 2 gün, bugün və sabah Kaspin International Hospital'ın dəvəti ilə Türkiyənin Qazi Universiteti Fakültəsinin Urologiya Kafedrasının Profesoru Dr. Lütfi Tunç xəstələri qəbul edəcək əziz tamaşaçılar. Həkimin qəbuluna yazılmaq üçün ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün isə klinik anoroloq uzman Dr. Seymur Kərimov ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Elanımız bu qədər. Mən isə istəyirəm sizə bizim baş sponsorumuz haqqında məlumat verim. Belə ki, verilişimizin baş sponsoru Neobiyanasit həbləridir. Bildiyimiz kimi insanların 60% mədə turşuluğu, yanığı, qıcqırma kimi hallardan əziyyət çəkir. Artıq bu simptomlardan tez, effektiv və ən əsası tam təhlükəsiz xilas olmaq üçün İtaliya istehsalı olan 100% təbii Neobiyanasit həbləri sizin köməyinizə çatacaq. Neobiyanasit həbləri İtaliyanın Abaca farmasevtik şirkəti tərəfindən ən son innovativ texnologiya əsasında istehsal olunur və artıq uzun müddətdir ki, Avropa praktikasında geniş istifadə olunur. Digər preparatlardan fərqli olaraq Neobiyanasit həbləri çaşdım. Digər preparatlardan fərqli olaraq Neobiyanasit təbləri tərkibindəki şəfalı dərman bitkiləri və təbii minerallar sayəsində qida borusu və mədədə qıcqırma, ağrı və yanğı kimi əlamətlərə qarşı tez, effektiv və ən əsası davamlı müalicəvi təsir göstərir. Neobiyanasit çeynəmək üçün həblər şəklində buraxılır. Gündə 3-4 dəfə yeməkdən sonra hər dəfə bir həb ağızda yaxşıca çeynənilərək udulur
Və artıq elə bir dönəmdəyik ki, qonaqlıqlar, bayramlar, bəzən qonaq gedirik, elə bir yerdə nəsə yiyirik ki, o bizim mədəmizi incidir, daha sonra mədəm yandı, gərək bunu yeməzdim və s. deyirsiniz. Məncə elə hər birimizin çantamızda bir niobiyanasit həbi olmalıdır bu qonaqlıqlara, bu ziyafətlərə gedəndə ki, sonra da deyəsiniz ki, ay tutu xanım, Allah sizdən razı olsun, nə yaxşı onu yadınıza saldınız, aldıq qoyduq çantamıza. Mənə də su gətirsəydilər, deyərdim, ay Allah sizdən razı olsun. Və qeyd edim ki, niobiyanasit həbləri 100% təbii, glutensiz olduğundan, hətta hamiləlik və laktasiya dövründə də tam rahatlıqla istifadə oluna bilər, heç bir əks göstəriş yoxdur, çünki tam təbii məhsuldur, bitki əsaslıdır. Və qeyd edim ki, istənilən apteklərdən niobiyanasit həblərini rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz niobiyanasit həblərinə və mən keçid alım.